Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. sınıflar Peygamberimizin hayatı dersi, 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi. Evet, aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına D, yanlışsa Y yazınız bölümündeki ilk soruyla hemen başlayalım. Çünkü her sınavda mutlaka çıkıyor bu tarz sorular. Hazreti Hatice'nin Hazreti Muhammed'e hediye ettiği kölenin ismi Zeyd bin Harise'dir. Evet arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin bu hediye ettiği köleyi biliyorsunuz ki azat etti zamanla. Kendi evlatlığı olarak artık kabul etti. Dolayısıyla buradaki bilgiyi doğrudur arkadaşlar. Hazreti Hatice'ye bir başkası hediye etti. Hazreti Hatice de Peygamber Efendimiz'e hediye etti bu. Zeyd bin Harise denilen mübarek insan diyoruz artık, köle demiyoruz onlar için. Evet, dolayısıyla cevabımız doğru diyoruz bu bilgiyi de. Dedesinin vefatından sonra Peygamberimizin sorumluluğu Hazreti Ömer üstlendi. Hayır arkadaşlar, biliyorsunuz ki dedesinin vefatından sonra, yani 8 yaşına kadar, 6 yaşından 8 yaşına kadar annesi ölünce dedesi baktı. Dedesi de vefat edince artık amcası Ebu Talib'in yanında yetişti diyelim, evlenene kadar. Çünkü onun yanında ticaretle uğraştı biliyorsunuz. Ama Hazreti Ömer üstlendi diyemeyiz. Bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Peygamberimizin mezarına Ravza-i Mutahhara denir. Evet, Mescid-i Nebi'nin içerisinde bulunan bir kısım onun mezarlığı. Dolayısıyla Ravza-i Mutahhara tabirine dikkat edin. Peygamberimizin mezarına söylenen isim arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in katıldığı ilk savaş Bedir Savaşı'dır ki Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaştır. 624 yılında yapılmış. Dolayısıyla bu bilgiye kesinlikle doğru diyeceğiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çevreye önem vermezdi. Mescitlerin temizliği onun için yeterliydi. Sadece mescidin temizliğiyle oluyor mu arkadaşlar? Biz sadece evimizi temizlesek olur mu? Dışarısı leş gibi, pis gibi olsa olur mu? Olmaz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz için de bu bilgiye yanlış demek zorundayız. Çevreye de tabii ki önem verirdi diyelim ve geçelim diğerine. İlk vahiy Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda gelmiştir arkadaşlar. Evet, dağ olarak Nur Dağı, mağara olarak Hira Mağarası'nda arkadaşlar. Dikkat edin bu ikiliye. Onun için verilen bilgi doğru. Peygamberimiz ağızlarınız Kur'an yoludur. Onları misvakla temizleyin demiştir. Peki arkadaşlar, bu bilgi doğru mu? Kesinlikle doğru. Çünkü Peygamber Efendimiz hem beden temizliğine hem de manevi temizliğe çok önem verirdi. Tabii ki çevre temizliği de aynen. Cevabımız belli oldu bu soruya ve geçiyoruz. Peygamber Efendimiz yemekten önce ve yemekten sonra ellerini yıkamazdı. Yıkardı deseydi mis gibi olacaktı ama yıkamazdı deyince iş bozuldu. Dolayısıyla yanlış bir bilgi bu. Peygamber Efendimiz yemekten önce Bismillah, yemekten sonra da Elhamdülillah derdi ifadesi doğru mu? Hepimize tavsiyesi de bu yöndeydi ya zaten. Buna da doğru diyeceğiz ve son ifade, ezanı rüyasında gören kişi Abdullah bin Zeyd, İslam'ın ilk müezzini ise Hazreti Bilal'dir. Biliyorsunuz ki ezanı aynı şekilde rüyasında gören Hazreti Ömer de vardı ama burada bahsedilen Abdullah bin Zeyd Peygamber Efendimiz'e daha önce rüyasını anlattığı için ilk olarak gören kişi o kabul edilir. Dolayısıyla buraya doğru diyeceğiz. Bunun akabinde de ilk müezzin, ilk ezan okuyan da Hazreti Bilal Habeşi. Dolayısıyla cevaplar burada bilgiye verilen bilgiler doğru arkadaşlar. Geçiyoruz çoktan seçmeli sorulara. Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin aile büyüklerinden değildir ifadesi var. Soru köküne dikkat edin. Abdullah, biliyorsunuz ki Peygamberimizden önce ölen babasının ismi. Abdülmuttalip, dedesinin ismi. Ebu Talip, amcasının ismi. Ama Varaka bin Nevfel, biliyorsunuz ki Peygamber Efendimizin değil, eşinin, ilk eşinin Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Rahip Bilge bir kişiydi arkadaşlar. Bu Varaka bin Nevfel. Dolayısıyla aile büyüğü, Peygamberimizin aile büyüğü değil, Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu, kuzeniydi diyebiliriz. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin doğduğu zamanda olan kötü ahlakın yaygın olduğu dönemdir? O döneme ne deniyor? Tunç dönemi mi? Hayır. Devletler dönemi değil, Osmanlı dönemi ama cahiliye dönemi, cahillerin dönemi olarak ifade edilir. Cevabımız Bursa seçeneği bu soruda. Mekke'ye gelen misafirleri, zulme uğrayan mazlumları ve tüccarları korumak amacıyla kurulan ve Hazreti Muhammed'in de 20 yaşlarındayken, bakın daha peygamberlik gelmeden, 20 yaşlarındayken katıldığı Erdemliler Birliği anlamındaki topluluğun adı nedir arkadaşlar?
Hılful Fudul şeklinde ifade edilen bu topluluk budur. Darül Erkam o baskı yıllarında gizlice toplanan bir sahabenin eviydi arkadaşlar. Fetredül Vahiy bir süre vahyin peygamberimize gelmediği dönem. Millet Meclisi diye de bir meclis zaten yoktu o dönemde. Onun için cevabımız Adana seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakıyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatmaya ilk önce kimlerden başladı arkadaşlar? Tabii ki yakın çevresinden. Ondan sonra Mekke halkına, daha sonra işte Habeşistan'a veya Taif'e veya Medine'ye doğru biliyorsunuz hicretler başladı. Ama ilk önce biliyorsunuz ki hemen Medine'ye gidelim olmadı ki. Yakın çevresindeki insanlara anlattı. Cevabımız onun için Adana seçeneği olacak. Bu soruda. Beşinci sorumuz. Peygamberimizin doğruyu söylemesi, dürüst ve güvenilir olmasından dolayı onu hangi isimle çağırmışlardır? Güvenilir olması onun Muhammedül Emin olduğunu, güvenilir kimse olduğunun tasdikidir. Dolayısıyla peygamber olmadan önce de mükemmel bir insandı. Herkes tarafından sevilen, müşrikler tarafından bile sevilen, sayılan bir insandı. Dolayısıyla verilen cevap belli oldu arkadaşlar bu soruda. Peygamberimizin hicret ederken Hazreti Ebubekir ile birlikte saklandığı mağaranın adı nedir? Arkadaşlar bu Hira Dağı'ndaki Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası ile çok karıştırılıyor. Bakın Hira Mağarası'nda vahiy geldi. Buradaki Sevr Mağarası ise daha sonra olan bir olay. Hazreti Ebubekir ile Medine'ye hicret ederken kafirlerden, müşriklerden saklandığı dağdı bu Sevr Dağı. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir ile birlikte saklandığı mağara Sevr Mağarası olacak. Cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar bu soruda. Peygamberimiz nokta nokta yılında ve nokta noktada vefat etti. Evet, kaç yılında nerede vefat etti? Bahsettiği bu 632 yılında olduğunu biliyoruz. Veda hutbesinden dolayı buraya 632 bir yazalım. Peki nerede oldu? Yer olarak nerede öldü arkadaşlar? Biliyorsunuz ki Medine'de öldü. Dolayısıyla 632 ve Medine ikilisi C seçeneğinde cevabımız C seçeneği bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamberimizin kıyafet temizliği ile ilgili davranışlarından değildir? Peygamberimiz her zaman temiz giyinmiştir. Doğru. İnsanların arasına çıkarken elbiselerine dikkat etmiştir. Saçına, sakalına, elbisesine. Tabii ki bu da doğru. Daima gösterişli ve pahalı elbiseler giymiştir. Bir peygambere davranış yakışan bir davranış değil. Cevap C seçeneği arkadaşlar. Peygamberimiz arkadaşlarına da temiz giymelerini söylemişler. Tabii ki örnek oldu ve söyledi aynı zamanda. Cevabımız C seçeneği bu soru için. Hazreti Peygamber nübüvvetinin 10. yılında yani peygamberliğin 10. yılında önce amcası Ebu Talib'i sonra da ilk eşi Hazreti Hatice'yi kaybetti. Evet vefat ettiler peş peşe çok kısa süreyle. Peki bu yıla o kaybettiği yıla ne deniyor arkadaşlar? Boykot yılı mı? Hayır kafirlerin Müslümanları boykot ettiği yıldır o boykot yılı. 3 yıl sürmüş bu değil. Ölüm yılı bu da değil. Hüzün yılı arkadaşlar burada bahsedilen hüzün yılı. Dolayısıyla 619 yılına, 620 yılına o civara gelir. 619 yılına gelir miladi takvim olarak. Dolayısıyla hüzün yılı denir o bilgiye. Cevabımız C seçeneği olacak bu soru için. Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberimizin isimlerinden değildir ifadesi var. Ahmet isimlerinden biri mi? Evet arkadaşlar. Mahmut isimlerinden biri mi? Evet. Abdullah babasının ismi peygamberimizin değil. Mustafa yine peygamberimizin isimlerinden ama Abdullah biliyorsunuz ki Peygamber Efendimizin babasının ismi, peygamberimizin ismi değil. Cevabımız belli oldu bu soruda. Diğerine bakıyorum 11. soruda. Hangi temizliği gün içerisinde pek çok kere yapmamız gerekmektedir arkadaşlar? Tırnakları kesmek durmadan tırnak kesilmez. Elleri yıkamak aynen öyle. Banyo yapmak durmadan banyo yapılmaz. Saç tıraş olmak durmadan gün içinde olmaz. Ama durmadan mümkün olduğu kadar ellerimizi sabunla yıkamalıyız ki. Çünkü her yere elimizle dokunuyoruz. Bütün işlerimizi ellerimizle görüyoruz. Cevap belli oldu. Geçiyorum diğerine. Uhud, Hendek, Bedir savaşları var arkadaşlar. Evet yukarıdaki savaşların doğru sıralaması nasıl olmalıdır veya kronolojik sırası nasıl olmalıdır şeklinde sorulabilir. Bedir, Uhud, Hendek arkadaşlar hemen kodlayın. Buh. Bakın bunu aklınıza yazın. Buh. 624 yılında, 625 yılında ve 627 yılında olmuş arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilen bu savaşlara dikkat edelim. Çünkü Bedir, Uhud ve Hendek sıralamasıyla bu şekilde gitmiş. Dolayısıyla Buh diyoruz. Bedir 3, 1, 2. 3, 1, 2 seçeneği görüyoruz ki
Denizli seçeneğinde, D seçeneğinde karşımıza çıkacak. Bu formülü unutmayın. Bu formülünü hangisinden önce zaten göreceksiniz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ifadesi var? Hemen bakalım. İslam dini temizliğe büyük önem verir. Evet. Temiz insanlar çevrelerinden saygı görürler. Evet. Sağlık için sadece beden temizliğine dikkat etmek yeterlidir. Durmadan banyo yapalım arkadaşlar. Sağlık için sadece banyo yapalım. Peki psikolojimiz ne olacak? Peki kalbimizin sağlığı, ruhumuzun sağlığı ne olacak? Manevi temizlik, huzur da gerekmiyor mu arkadaşlar? Tabii ki gerekiyor. Bu da Allah'a gerçekten adam gibi kulluk yapmaktan geçer. Biz istediğimiz kadar banyo yapalım. İstediğimiz kadar elbiselerimizi temizleyelim, ütüleyelim. Ruhumuz, kalbimiz, bedenimiz, beynimiz temiz değilse ne yapacağız? Boşa kürek sallıyoruz demektir. Dolayısıyla sadece beden temizliği yeterli değil arkadaşlar. Cevabımız C. Temizlik imanındandır sözüyle Hazreti Peygamber insanların temiz olmalarını istemiştir. Evet, zaten kendisi çok temizdi ve insanlara da temiz olmasını gayet de güzel öğütledi. Cevabımız görüyorsunuz. C seçeneği bu soruda. Diğerine bakalım. Mekkelilerin Hazreti Muhammed'i gençliğinde sevmelerinin asıl nedeni neydi arkadaşlar? Niye seviyorlardı? Boyu posu, saçı, gözü, başı için mi? Zengin olduğu için mi? Değil. Yakışıklı olduğu için mi? Değil. Tabii ki bunlar da vardı ama dedesi Abdülmuttalip olduğu için mi? Hayır, dedesinden dolayı bir torun sevilmez ama dürüst ve güvenilir olduğu için tüm insanların kalbini kazanmıştı. Müslümanı, müşriği hepsi. Dolayısıyla cevabımız belli oldu bu soruda. Burada bir açıklama var. Hemen okuyalım arkadaşlar. Açıklamada bakalım ne bizden isteniyor. Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisi? Evet, bir savaş tarif ediliyor. Bakalım hangisi? Peygamberimiz 50 okçuyu Okçular Tepesi'ne. Okçular Tepesi deyince hemen Uhud aklımıza geliyor değil mi? O okçuların yerinde durmaması. Peygamberimizin sözünün dinlenmesi gerektiğini ama dinlemediklerini hemen dersini bize veriyor zaten. Okçular Tepesi'ne yerleştirip onlardan ne olursa olsun tepeyi terk etmemelerini istemiştir. Savaşın kazanıldığını sanan okçular ganimet almak için tepeyi terk etmişler. Bunun sonucunda peygamberimizin dişi kırılmış. Amcası Hazreti Hamza ve 70 şehit, bunların çoğu da hafızdı zaten biliyorsunuz arkadaşlar, şehit oldu. Dolayısıyla bahsedilen savaşın Uhud Savaşı olduğu gayet açık arkadaşlar bu soruda diyelim. Çünkü Bedir'de Müslümanlar kazanmıştı. Uhud'da maalesef bu okçuların yüzünden Uhud Savaşı kaybedildi arkadaşlar. Dolayısıyla burada bahsedilen, ifade edilen savaş Uhud Savaşı diyoruz. Yemen valisi Ebrehe'nin fillerden oluşan ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelmiş. Fakat fillerin hareket etmemesi ve bir çeşit kırlangıç kuşu olan ebabil kuşlarının taşlı saldırısıyla başarılı olamamasını anlatan olaya ne ad verilir arkadaşlar? Deve olayı mı? Hayır. Peygamber Efendimiz'in mescidi yapmak için o devesini salması olayı. Bu değil. Fil olayı mı? Aynen öyle. Hatta elem tere keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil şeklinde ayet de iniyor zaten bu olay üzerine. Fatiha suresi mi değil? Hakem olayı mı? Bu da değil. Burada bizden istenen adı üstünde fillerin hareket etmemesinden kaynaklanan bir durum. Fil olayı cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara nokta nokta denir. Hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlara da nokta nokta. Evet, gidenler kim arkadaşlar? Kısaca öyle söyleyelim. Gidenler muhacir. Mekke'den Medine'ye gidenler muhacir. Medine'de onları karşılayanlara da ensar denir arkadaşlar. Ensar kardeşlik demek biliyorsunuz. Onlara kardeşlik yapmışlar. Muhacir ensar ikilisi görüyorsunuz ki Adana seçeneğinde cevabımız böylelikle belli olmuş oldu. Diğer sorumuza bakıyorum. Peygamberimiz sırasıyla çocukken ve gençken hangi işlerle meşgul oldu? Çocukken biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz arkadaşlar çobanlık yaptı. Dolayısıyla çiftçilik değil, çobanlık iki seçenek de var. Peki gençken marangozluk mu yaptı, tüccarlık mı, ticaretle uğraştı biliyorsunuz. Hazreti Hatice'nin biliyorsunuz ki ticaretle uğraştığını, kervanlarının olduğunu biliyoruz. Zengin bir kadın olduğunu biliyoruz. Müthiş ahlaklı bir kadın olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı Tahire lakabı olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla çobanlık ve tüccarlık işte istenen cevap C seçeneği arkadaşlar bu soruda. Evet, 19. sorumuz bakalım ne diyor? Peygamberimizin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan gökyüzüne yükseltilerek Allah ile görüşmesi olayını hangi kandil olarak kutluyoruz biz arkadaşlar? Miraç değil mi? Peygamberimiz Miraç'a çıktı diyor. Miraç kandili. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Mevlüt kandili, peygamberimizin doğduğu gün. Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gecesi. Berat gecesi de Allah'ın kullarına af için vermiş olduğu bir fırsat gecesi ki burada bahsedilen Bursa seçeneği olacak arkadaşlar.
Peygamberimizin mezarı hangi şehirde? Peygamberimiz biliyorsunuz Medine'de vefat etti. Dolayısıyla Mescid-i Nebi'de, Ravza-i Mutahhara, biraz önce bahsettik bu ismi. Orada ismi Ravza-i Mutahhara olan kabrinde yatıyor arkadaşlar diyelim. İnşallah şefaatine nail oluruz. Kabe'nin yakınından çıkan suya ne ad verilir? Evet, Zemzem suyu. Bunu biliyoruz. Hacca gidenler, dedeler, hacıları hep getirirler. Hazreti İsmail'in biliyorsunuz ki eliyle kazarak o suyu mucizevi bir şekilde çıkarması oradan kıssa olarak ifade edilir. Dolayısıyla Kabe'nin yanındaki çıkan o suya Zemzem suyu olduğunu ve Hazreti İsmail'in küçük yaşta o elleriyle kazıyarak o suyu çıkardığında tabii mucize olarak kıssalarda geçer. Bunu da hatırlatmış olalım. Diğer sorumuza bakıyoruz. Peygamberimiz Mekke'de Medine'ye hicret ederken yanında kim vardı? Hani biraz önce dedik ya, Sevr mağarasında müşriklerden, kafirlerden saklanmışlardı. İşte yanındaki kişi en yakın dostu, hatta zamanla biliyorsunuz ki kayınpederi olacak Hazreti Ayşe annemizin babası Hazreti Ebubekir. Cevabımız Ceyhan seçeneği bu soruda arkadaşlar. 23. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde haram aylar doğru olarak verilmiştir? Haram aylar. Dikkat edin. Burada bu oradaki müşrikler arasındaki haram ayları, bu ficar ayları Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce arkadaşlar. Bakın direkt bunları yazalım. Diğerleri mesela Ramazan değil. Hemen eliyoruz. Ramazan buradaki haram aylardan biri değildi. Dolayısıyla Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce'ydi. Bu aylarda müşrikler savaş yapmamayı tercih ediyorlardı. Savaşı yasak, haram sayıyorlardı kendilerince. Yapılırsa da, yani savaşmak zorunda kalınırsa da bu savaşlara da ficar savaşları deniyordu arkadaşlar. Ekstra bir bilgi daha vermiş olalım ve cevabı işaretleyerek geçelim 24. soruya. Peygamberimiz hayatı boyunca hangi şehirlerde yaşamıştır ifadesi var? Yaşamıştır en çok, yani değişik yerlere gitti. Şam'a gitti, Taif'e gitti vesaire, ama yaşadığı yerden bahsediyoruz. Doğduğu büyüdüğü memleketi Mekke, hicret ettikten sonra yaklaşık 10 yıl kaldığı yerde Medine. Mekke Medine ikilisi nerede var? Görüyoruz ki Adana seçeneğinde cevabımız A seçeneği bu soru için. Evet, diğerine bakıyorum. Allah peygamberleri insanlığa nokta nokta olarak göndermiştir. Cümlesi aşağıdaki kelimelerde hangisiyle tamamlanamaz? Peygamberleri insanlığa uyarıcı olarak göndermiştir. Evet. Müjdeleyici olarak göndermiştir. Evet. Lider olarak göndermiştir. Ama zorlayıcı olarak gönderilmiştir denebilir mi arkadaşlar? Kesinlikle hayır. Cevabımız C seçeneği bu soruda. Peygamberimizin süt annesi aşağıdakilerden hangisi? Hatice biliyorsunuz eşi, ilk eşi. Ayşe ikinci eşi. Züleyha yine eş veya kızlarından biri değil. Dolayısıyla Halime süt annesi Peygamber Efendimiz'den arkadaşlar. Böylelikle cevabımızın Adana seçeneği oldu gayet de açık bu soru için. Geçiyorum 27. soruya ve son sayfa sorularına arkadaşlar. Burada bahsedilenler, bakalım neler. Aşağıdakilerden hangisi Hatemül Enbiya? Hatemül Enbiya neydi arkadaşlar? Bu kavramı biliyor olmamız lazım. Hatemül Enbiya peygamberlerin en sonuncusu. Son peygamber demek. Dolayısıyla bu anlamı bilen Hatemül Enbiya'nın Hazreti Muhammed olduğunu gözü kapalı bilir. Cevabımız Adana seçeneği bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden değildir? Değildir diyor, dikkat edin. Hazreti Ebubekir. Arkadaşlar Hazreti Ebubekir bir kere peygamber değil ki Kur'an'da adı geçsin. Direkt Peygamber Efendimiz'den sonraki 4 halifenin ilki, birincisi, kayınpederi ve Medine'deki hicret yolu arkadaşlı. Dolayısıyla bir sürü özelliği olan bu kişi Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamber değil. Davut, Hazreti Davut Kur'an'da geçer peygamberdir. Nuh Kur'an'da geçer peygamberdir. Hazreti Musa yine Kur'an'da geçer peygamberdir. Ama cevap Adana, Hazreti Ebubekir peygamber değildi arkadaşlar. Cevabımız belli oldu bu soruda. Hazreti Nuh'a inanmayanların sonu ne oldu? O büyük devasa gemiyi yaptı Allah'ın emriyle biliyorsunuz. Eşi ve oğlu da Hazreti Nuh'a inanmadılar biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi hanımı ve çocuğu, oğlu inanmadılar. Son dakika gemiye binin diye ısrar etmesine rağmen bu dağlar bizi korur, biz selde boğulmayız diye yine reddettiler. Dolayısıyla selde boğularak geberip gittiler tabiri caizse. Dolayısıyla o Nuh tufanındaki o yağmur ve oluşan sel sonucu boğularak gittiler Nuh'a inanmayanlar arkadaşlar. Eşi ve çocuğu da dahil buna. Şaşırdık. Ben de ilk öğrendiğimde bunu şaşırmıştım ama bu bilgi doğru arkadaşlar. Evet, son sorumuz aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in kızlarından değildir? Evet, Rukiye kızlarından biri.
Ümmü Gülsüm, Fatıma, Zeynep, bunlar kızlarından biri. Dört kızı var zaten ama burada Hazreti Ayşe denmişler arkadaşlar. Hazreti Ayşe biliyorsunuz ki Peygamber Efendimizin hanımı. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soruda diyelim ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.